Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, El Öpülesi Şehit Aileleri, saygıdeğer konuklar, yaşayan şehit kahraman gaziler, basınımızın değerli temsilcileri. Yüce Atatürk'ün bütün tarihimizin anlam ve önemini yüklediği bu günümüzde biz gazileri yalnız bırakmayıp onurlandırma duyarlılığınızdan dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. Selam olsun Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, Suriye'de şehit düşen ve kanlarını döken kahramanlar. Sizlere selam olsun. Misaki milli sınırlarımızı kanlarıyla vatan yapan, bu kutsal topraklarda kefensiz yatan bütün kınalı kızlar, sizlere de selam olsun. Sözlerime güzel gaziliği tanıtan çok kısa ve öz bir destansız cümlelerle başlamak istiyorum. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Sayın Valim, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, bağımsızlığımızın ve hepimizin varoluş nedeni olan gazilik onuruna erişen ve büyük komutan eşsiz devlet adamı Atatürk'e gazilik ve mareşallık unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nü siz devletimizin saygıdeğer temsilcilerinin onurlandırmalarıyla kutlamanın yerin heyecanı ve kıvancı içindeyiz. Bugün barut takanın, kanla canın, yurt sevgisi inancının imana dönüştüğü, Mehmetçiğin kanının ve canının vatan, namus, bağımsızlık ve bayrak olduğu, huşu içinde ve özgürce okunan ezanlarda, kılınan namazlarda anlam bulduğu, destanlaştığı gündür. Biz gaziler aldığımız her nefesi süngünün ucunda, mermilerin vızıltısında, torpilin, torpidonun, bombanın dehşetinde çalarak geldik. Beynimize ve yüreğimize kazınmış geride kalanlarımızın namuslarıyla, onurlarıyla yaşamları uğrunda, yaşamak ve ölmek arasında insanlığın bittiği kıldan ince bir çizgiden kan ve dehşet dolu günlerden geldik. Hep vatan namustur, anadır, bacıdır, korkusuzca ve özgürce yaşamaktır dedik. Ölüm ıssız dağ başlarında bizi korkutacağını sanıyordu. Fakat vatan geldi aklımıza. Ölüm korkusunu sildik. Vatan sevdasıyla acılar çektik. Ulusumuzu düşündük. Acıyı unuttuk. Hep vatan ama hep vatan dedik. Helal olsun canımız ve akacak kanımız vatana dedik. Kollarımızda şehit düşen arkadaşlarımızı kucakladık. Bağrımıza bastık. Canına canımızı katmak istedik. Ölüme karşı zamanı durduramadık. Nice ela, mavi, kömür karası, açık mavi, gözlerini toprak ve barut kokan titrek ellerimizle kapattık. Onlara sarıldık, kefen olduk. Niye ben de yanındakilerin diye gözyaşı döktük. Şehit vatan toprağına gömülünce değil, asıl unutulunca ölür. İnancıyla bütünleşmiş saygıdeğer şehit yakınları. Kahraman gazi arkadaşlarım, beni sizlerin adına söylediğim bu çığlığı en anlamlı şekilde elbette sizler anlarsınız. Bir olayı yaşamak ile okumak ve bir masalmış gibi dinlemek arasındaki bir nefeslik zaman diliminin ne bitmez ve tükenmez olduğunu sizden daha iyi kimse, hiç kimse bilemez. Şehitler ve gaziler milletimizin geçmişiyle geleceği arasında ulvi köprüler kurarken belki de farkında olmadan birine diğerinden daha çok değer vermek gibi bir yanlışa düşmemeliyiz. Sayın Valim, yüce devletimizin, kahraman silahlı kuvvetlerimizin saygıdeğer temsilcileri, ecdadı şehit ve gazi olmuş aziz vatandaşlarım. Biz Türk milleti bu cennet vatana uğrunda şehit ve gazi olmanın ne denli onurluk olduğunu bilinciyle hiçbir zaman tarihin merhametine sığınarak yaşamadık. Orta Asya bozkurlarından Anadolu'ya biz Türk milleti uzak, yakın tarihimizi bedeller ödeyerek
nesiller kaybederek yaza geldik. Büyük bir coşku ile inançla birlikte olduğumuz şu anda dünyaya bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Çıkarlarını gizli, açık işgal, savaş kıyımı, zulüm ve terör üzerine kuran, yani acıda arayanlar, kendilerini çağdaş tanımlayanlar, sakın ola yurtta sulh, cihanda sulh, ülke ve yaşam anlayışımızı yanlış anlayarak her zerresi şehit kanıyla sulanmış ülkemizin üzerine karanlık hesaplara girmeye kalkmayın. Sakın ola zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir diyen Yüce Atatürk'ün bu evrensel barış çağrısını yanlış yorumlamayın. Ülkemiz ve ulusumuz söz konusu olduğu zaman yeni bir uvayi milliye ruhuyla savaşmaktan geri adım atacağımız, ödüller vereceğimiz anlamına çıkartmayın. Bizans oyunlarınızı tekrarlamayın. Dost görünüp arkadan hançerleyerek sakın dostluktan söz etmeyin. Yüce Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu unutmayın. Vatanımız uğruna dün olduğu gibi bugün de canımızı feda edeceğimizi, Yüce Türk milletinin en son ocaktaki kalan nefesini bile yeniden bir güneş gibi doğacağını aklımızdan çıkartmayın. Ey terörü destekleyenler! Kan ve gözyaşına çevirdiğiniz, yakıp yıktığınız, yaşadığımız coğrafyanın diğer ülkeleri gibi bizim ülkemizi de insan hakları, daha çok barış ve demokrasi maskesiyle karıştırmayınız. Bu vatan, bu gülünç ve utandırıcılıktan uzak Bizans oyunlarınızı biliyoruz. Hiçbir zaman vatansız ve hürriyetsiz yaşamamış olan Yüce Türk milletinin fark edemeyeceğini sakın düşünmeyin. Sayın Valim, sayın değerli konuklar, 1984 yılından itibaren Gazile Günü olarak kutlanan bu günün anlam ve önemini içeren konuşmamı, emperyalist güçlerin taşeronluğunu yaparak binlerce masum insanımızı yaşamdan koparan ayrılıkçı, bölücü, hain terör odaklarına hamilik yapanlara seslenerek bitirmek istiyorum. Unutmayınız ki karanlık emellerinizi, çirkin yüzlerinizi hangi maskeyi takarsanız takınız, asla hainliğinizi gizleyemeyeceksiniz. Ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her koşulda kanıtlanmış bu millet, sizin gibi ihanet şebekelerini göstermekten asla geri durmayacaktır. Sözlerime son verirken, şehitlerin yaşayan tanıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olmaktan onur duyan biz gaziler, şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir düsturuyla dün olduğu gibi bugün de yarın da tek yumruk ve tek ses olarak nöbetimizin başında olduğumuzu dünyaya haykırıyoruz. Sayın Valim, çok kıymetli konuklar, beni sabırla dinlediğiniz için saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu şehitlere, ne mutlu gaziyim diyenlere ve ne mutlu Türk'üm diyenlere.